Ayşegül Hanım, bugüne kadar aldığınız ödülleri nerede muhafaza ediyorsunuz? Çalışma odamdaydı. Çalışma odanızdaydı. Ama şimdi çalışma odamı başka bir yere taşıdım. O odayı kullanmıyorum. O odayı yani bir şeyin içinde. Cam mekanlı bir şey. Cam mekanın içinde. Doğa Hanım, siz aldığınız ödülleri nerede muhafaza ediyorsunuz? Benim salonda yani. Çok siz aldığınız ödülleri nerede muhafaza ediyorsunuz? Evimde. Evimde herhangi bir yerde. Geziyor sürekli çünkü. Dolapta, bir yerde yani. Zaten bir tane ödülüm, iki tane ödülüm var benim. Ha, çok zor değil. Çok zor değil, onları değiştirebiliyorum sürekli. Ya buraya da getirebilirim haftaya. Şuraya koyayım, dursun. Görsünler. Siz efendim aldığınız ödülleri nerede muhafaza ediyorsunuz? Yani bir çok sevdiğim, böyle heykel olarak çok sevdiğim şeyler var. Onları sergilemekten çok hoşlanıyorum. Mesela dümbülüğü bayılıyorum onun o şekline, şemaline. Ondan sonra bir de, bir kısmı da koridorda duruyor. Koridorda böyle bir şey var. Ne? Böyle bir pusucuklar var. İşte onların içinde duruyor yani. Çok güzel. Siz efendim? Böyle beyaz bir sehpam var. Onun üstü, altı, etrafı, köşesi falan. Oralar. Siz efendim? Vallahi işte bende bir tane var ve metali düştü. Hani böyle yapışkanı vardır ya, metali düştü. Tam, en iyi aktör tank diye düşer o yani. Sphinx'i duruyor ama, küçük bir Sphinx böyle. Evet. Birçok ödül kendi kendine düşüyor. Evet. Evet. Yani benim de başıma geldi. Ödül orada duruyor. Sonra bakıyorsun bir gün böyle bakarken tiling diye düşüyor. Yapışkanları yapışkanlarını iyi yapıştırmıyorlar. Ben kapının ağzına koymuştum birkaç defa böyle kapı önceden. Sakın söyleme. Hayır ama sonra sakın annem söyleme. Çok kızdı bana. Kızmaz mı? Evet. Kızmaz nasıl mı? Bir terbiyesizliktir bu diye. Evet. Ben Magazin Gazetecileri Derneği ödülleri vardı. Böyle kocaman bir heykeldir o, biliyorsun. Onu bizim evde bir kaç sene önce mimar vardı, mimar. Mimar dedi ki bir dergiye çıkaralım dedi de senin evi dedi böyle dedi benim için de iyi olur dedi. Tamam dedik, bir takım adamlar geldi eve filan dergiye çekiyoruz diye. Almışlar böyle bir sifon olan, içinde bir mermer bir şey var. Onun üzerine koymuş, burada da bu yakışır diye herhalde onların sanat yönetmeni filan. Sonra kreatif düz. He, kreatif bir iş yapmış falan. Vay Okan ödülleri nereye koyuyor diye. Bana ödül vermeyi kestiler. Ne diyorsun? Ben halbuki onlarla her sene kavga edip ödülleri alıyordum. Çok yıllar oldu, çok yıllar oldu. Evet, ama o koridoru falan söylememek lazım. Siz demişsiniz ki röportajlar yapıyorum, orada burada resimlerim çıkıyor. O bakımdan gramajım çok önemli. Tam böyle dememiş olabilirim ama bu zayıflama hadisesi üzerine o kadar çok gittiler ki sorulan cevaplar, sorulan sorulara verdiğim cevaplar aşağı yukarı bu minvalde oldu. Ama tam böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Peki. Siz hiç telefonunuzun dinlendiğini hissettiniz mi? Evet. Tabii ki. Bir gün bir telefon geldi bana. Saat belli bir saatte yani. Saat tam 12 gibi ya da saat tam 12.30 gibi. İlk önce telefon numarasını algılayamadım. Yani bir anlamadım bir numara diye. Sonra kapattım. Sonra ertesi gün birdenbire böyle bir... Ya ben bu numarayı bir yerden hatırlıyorum derken... Numaranın 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralandığını hissettim. Yani gördüm yani. Sonra bir an dedim ki acaba birileri bir şey mi diye bir hissettim. Yani bir böyle bir içim gıdıklandı yani. Böyle bir ateş bastı. Yani bir ateş bastı çünkü 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralanan bir telefon numarası. Sonra öğrendim neresine ait olduğunu. Öğrendiniz. Evet. Dinleniyor mu? Neresiymiş? Bu asla burada söylemiyor. Burada konuşulacak bir şey değil. Benim ama de Amerika yani. Aradığı zaman da 1, 2, 3, 4, artı 5, 6 diye yazıyor. Lütfen. Lütfen. Evet. Tabii. Siz efendim hiç hissettiniz mi telefonunuzun dinlendiğini? Yok. Beni niye dinlesinler? Aynı şeyi düşünüyorum. Aynı şey. Siz beni efendim. De niye dinlesinler tabii. Beni de niye dinlesinler yani. Valla onu bir şey yapamıyorum. Karınız dinliyor olabilir. Ne? Siz ne efendim hissettiniz mi? Belki paralelden falan dinlemişlerdi evet. Çocukken yani. Genel odan falan. Mesela. Siz efendim hissettiniz mi? Yok, hissetmedim. Öyle bir paranoya belki olur ama o bir paranoyadan peki, öte peki ne kadar? Hemen yani. Hemen 70 bin kişi dinleniyor galiba Türkiye'de. Ama çok mümkündür. Yani 70 bin kişi de ben var mıyım yok muyum diye düşündünüz mü? Varızdır bence, olabilir. Tabii yani. O şey var mesela biriyle konuşurken bir şey konuşacaksak bunu yüz yüze konuşalım diyoruz. Öyle bir paranoya oluştu.
Sizde? Yok bende. Ben de ne konuşacaksak? Ben ne de... konuşacaksanız yani... onu ha diyorsunuz. Evet. Ne o? Ne? Ne o? Ne bak, ki o? Bak işte buna ya. Kendi kendine tuzağa düşen deniliyor talk show'larda. Evet. Ya şey işte yani böyle yeni fikirler falan. Hani. Fikirlerim çalın. Yapım şirketleri, telefonları falan. Onlar çalınıyor, onları dinliyorlar falan. Hani. Mesela geçen gün Amerika'dan bir arkadaşım geldi. Dedim ki yani gerçekten de oradan içeri o uçaklar girip gerçekten o binalar öyle patladım falan derken bana dedi ki büyük bir ciddiyetle yani bunları her yerde konuşmanı önermiyorum. Güzel. Güzel. Peki, ve sen kadar... de bunu geldin televizyonda arkadaşının dediğine hiç oymayarak. Yani, enteresan yani. Ama dinleniyoruz yani. Öyle mi? Tabii. Peki. Mesela artık nasıl bazı insanlar fon seks yapıyor? Mesela ben onu anlamıyorum. Alo, üzerinde ne var? İster misin bunu yüz yüze konuşalım? Ulan yüz yüze konuşamadığınız için soruyorum işte. Yani böyle saçma evet, bir şey olabilir mi? Yani. O kötü. O kötü oldu hakikaten. Evet. Peki. Demek Amerika'da öyle. Ya garip. İlginç bir arkadaşım. Garip garip. Yani. Ama sende paranoya var mı biraz? Yok değil mi? Ya ben 70 bin kişi üzerinden hani belki bizi de alırlar aralarına diye düşünüyorum. Yani tabii bu 70 bin kişi içinde yani olmak bir özellikli olma yani. Halini değil mi? Yoksa bir özelliksiz olma halini de. Ya düşün ki 70 bin kişi var ve sen yoksun. Sen dinlemiyorsun. Mesela, ama 70 bin kişi var. Niye beni dinlemiyorsun? Ben dinlemeyecek adam mıyım? O kadar mı önemsizim? Öyle bir şey olabilir yani. Bana bir kere değil mi bir hanım gelmişti. Allah sıhhat versin. Dedi ki işte ofisten girdi dedi ki ne haber dedi filan. Dedik hani elinde bavullar filan var kaç sene önce. İşte hoş geldin falan filan ama anlamıyoruz tanımıyoruz. Herkes birbirine bakıyor acaba kime gelmiş diye. Ondan sonra bavulları filan koydu. Dedim niye geldiniz siz çağırdın geldim ulan dedi. Nasıl ya? Çağırmadın mı kardeşim dedi. Bak dedi mesajlar var. Ah. Filan. Sonra benim numarama baktım telefonunda. Benim telefon numaram 5.